Ben hep senin hayatının tam ortasında olacağım. Çünkü aramızda asla koparamayacağın çok özel bir bağ var. Niyazi Adalı'yı öldürdü. Niyazi Adalı cezaevinden çıkınca İstanbul'un peşine düştü. Adamı gömdü, suçu da benim üzerime attı. Tanıştırayım Onur Bey. Karadası Şebnem Gümüşçü bu işte. Ne yaptığını biliyorum Şebnem. Benden sakladığın her şeyi. Tanımamışsın onu hiç. E tabii karanlık yüzünü gösterecek hali yoktu sana. Buradayım çünkü işlediği cinayeti üzerine yıktım. Günaydın. Günaydın. Ben de seni bekliyordum. Burası senin yerinmiş. Ne demek bu? Rose söyledi. Sürekli burada oturup bir şeyler içiyormuşsun. Yani evet. Evet doğru burası. Çünkü evin en sevdiğim yeri burası. Sessiz, sakin. Neyi fark ettin biliyor musun Şebnem? Evin güvenlik kameraları. Burayı görmüyor. Onur, ne demek istiyorsun dünden beri? Anlamıyorum. Ne saklıyorsun? Sakladığın ne var? Her şeyi biliyorum falan. Ne demek bunlar? Sabahın bu saatinde buraya apar topar geldiğine göre doğru damara basmışım. Roho. Bize iki kahve getirir misin lütfen? Acı kahve. Evet Onur, söyler misin? Ne saklıyormuşum? Burası değil mi? Ha? Burası. Niyazi Adalı'yı gömdüğün yeri diyorum. Burası. Ha? Ne? Ne? Ne diyorsun? Anlamadım. Mesut da o yüzden geldi ilk. Cinayet masasında komiserdi ya. Bir zamanlar. Niyazi Adalı ismini vermişti bana. Çalışanınız mı diye sormuştu. Yani. Yani ha? Yani ne yani? Ne yani? Benim karım bir katilmiş. Hem de öldürdüğü adamın cesedini evimizin bahçesine gömen bir katil. Yani. Kim söyledi sana bunu? Bu mu şimdi önemli olan? Ha? Bu. Çünkü kim söylediyse ağır bir iftira atmış. Öyle mi? Öyle. İzbo mu söyledi? Hı? Sen de gittin ona inandın mı? Peki biliyor musun İzbo şu an Niyazi'yi öldürme suçundan içeride. Evet. Biliyorum çünkü adamın üzerine atmışsın suçu. Onur, eğer boşanma sürecinde olmasaydık sen bu adamı ciddiye bile almazdın. Saldırmak için yer arıyorsunuz ya bana. O sizin lafına bile bel bağladın, öyle mi?
Yalan mı söylüyor yani? Yalan. Yalan tabii ki. Bu saçma sapan eskiden bir türlü silip atamadığım adam bunlar. Benim zengin olduğumu öğrenince kalkıp para istiyorlar benden. Vermeyince de böyle saldırıyorlar işte bu. Sevgilin mi? Cevap ver, merak etmiştir. Sevgilim, evet. Duymak istediğim buysa. Bebitum, geldiğinden beri 5 karış sulak oturuyorsun böyle. Ya söylemeyeceksin gerçekten ne olduğunu. Gerginim bir de o ya. Yarın mahkeme var ya. Hiç gerilmeyin Şebnem Hanım. Bu davayı kesinlikle kazanacağız. Hem çocukların velayetini alacağız hem de yüklü bir tazminat kazanacağız. Hı. Ya konuş Deniz. Bak bir tanem, haklısın. Çok yoruldum. Yarın bunların suratını göreceksin yani. Bir ton laf bıdı bıdı. Ama dayanman gereken sadece bir gün kaldı. Hatta birkaç saat. Sonra bitiyor. Her şey düzelecek. Ne bileyim Vido ya işte. Acımayınca buraya geleyim dedim. Her şey yolunda mı? İyi yaptın. Gelsen içeri. Ne oluyor? Bir şey olmuş belli. Ne oluyor? Şebnem. Sarılmak istiyorum sadece. Bir şey olmuş ama. Bana bak. Kim sıktı canını? Kim sıktı canını? Eğer teklifimi kabul etmezsen sadece sen değil, sevgilin de gün ışığı görmez. Beni buna mecbur etme Şebnem. Duruşma. Stres oldum biraz, şey oldum. Ondan herhalde. Olacak gibiyim. Sakin. Tam olarak bu yüzden buradayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Kutlama yapacağız. Ön kutlama gibi düşün. Hı? Ne dersin? Buyurun. Ne oluyor? Baş başa olacağız. İkimiz. Dikkat Yani şirketin başına geçmiş olabilirim ama hala aynı Mesut'um. Tabii ki ellerimle hazırladım.
Gece pek bir uyuyabileceğimi sanmıyorum. Ben de kutlama olur gibi düşünmüştüm ama pek bir işe yaramadı galiba. Aksine. Tek başıma olsam kafayı yerdim herhalde. Bazen düşünüyorum da her şey kötü gitse, yani ne bileyim, işte her şey kötü gitse nasıl olurdu? Mahkemeyle mi ilgili? Çocukları alır kaçardım ya. Ben ne olacağım? Yani beni bırakıp gidecek misin? Yani sana söylerdim tabii de. Çocuklarla kaçak hayatıma seni de sürüklemezdim. Bir veda ederdim yani. Niye sürekli kötü şeyler düşünüyorsun? Bırak. Ne bileyim. Aklımdan geçiyor işte öyle. Geçmesin. Şunu bil. Ben gelirim. Neredeysen gelirim. Ucunda ölüm olsa bile. Bir şeye gerek kalmayacak. Yarın yeni bir başlangıç olacak. Saklanmadan, gizlenmeden, özgürce ne varsa yaşayacağız. O kadar istiyorum ki senin olmayı. Senin olmayı. Bütün aklımla, bütün ruhumla senin yanında olmayı. O kadar istiyorum ki. Ben gideyim. Yarın seni iskelenin orada bekleyeceğim. Mahkemeden sonra. Seninle konuşmam gereken bir şey var çünkü. Yarın niye bekliyorsun? Şimdi söyle. Yarın söyleyeceğim. Ama hazır ol. Yani yarın sana söyleyeceğim şey senin bütün hayatını değiştirecek. Sürekli ama kapalı telefonu. Ulaşamıyorum. Ne oldu avukat hanım? Şevdem Hanım kaçtı mı yoksa? Komik mi şimdi? Ben bir Mesut'u arayayım. Vay be. Agacığım buralar güzelmiş. Ben biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum ya. Didem. Mesut neredesin? Şirketteyim. Ne oldu? Başlamadı mı mahkeme? Başladı. Başladı ama Şebo yok. Senin haberin var mı diye aramıştım. Şevlen nasıl yok? Basbayağı yok işte. Arıyorum, telefonu kapalı. Annesini aradım, açmıyor. Dün hali de bir tuhaftı. Dedim acaba... Acaba ne Didem? Ne olabilir? Ne bileyim Mesut. Dün gece en son seninleydi. Ne yaptınız? Yani bir şey söyledi mi sana? Mahkemeden sonra buluşmamız lazım dedi, o kadar. Hah, tamam geldi. Hah, gelmiş. Kusura bakma, seni de endişelendirirsem ararım. Şevlen nerede kaldın ya? Öldük meraktan. Trafiğe takıldım, bir de o yüzden geç kaldım biraz. Hadi girelim hemen, erteleyecek yoksa hakim, buyurun. Her şeyin bir sınırı var. Benim de sabrımın olduğu gibi.
İşte o sabrı bugün siz taşırdınız. Bitti. Elinden geleni ardına koyma Onur. Sana diz çökmeyeceğim. Taraflara belgelere karşı diyecekleri sorun. Nihayet teşfettiniz Şebnem Hanım. Yani az daha duruşmayı erteleyecektim. Hakim Bey, trafik vardı, kusura bakmayın. Buyurun, yerinize oturun lütfen. Evet, taraflar yerini aldığına göre duruşmayı başlatıyor. Ne olmuş abi? Geç kalmış, merak etmişler. Nereye, davaya mı? Allah Allah, bu kadar önemli bir davaya nasıl geç kalmış abi? Dinlenemiyor kadın. Yetişmiş ama, sorun yok. Ya şu dava bir bitse de boşansalar artık ya. Gerçekten. Kadın da bir rahatlasa ya. Tabii sen de. Vallahi ben sizden çok gerildim arkadaş. Neymiş bu ya? Geçecek. Özgür bir hayat bizi bekliyor. Yanına gideceğim. Ondan alacağım haberi. Hadi hayırlısı inşallah. Gelecek, gelecek. Güzel haberler gelecek. Melisa Balcı'nın ifadesi üzerine yapılan incelemede Onur Gümüşçü'nün Melisa Balcı ile evlilik dışı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. İlaveten Şebnem Gümüşçü'nün avukatı olarak bilinen Deniz Karaca'nın casusluk faaliyeti yapması için özel olarak tutulduğu yine tarafımızca tespit edilmiştir. Hakim Bey, söz alabilir miyim lütfen? Söz sizin Onur Bey. Mahkememiz var biliyorsun. Muhtemelen boşanacağız. Evet ve ben kazanacağım. Ama hakim karar vermeden önce söz alıp konuşursam, ona bütün gerçeği anlatırsam işler değişir değil mi? Eğer teklifimi kabul etmezsen sadece sen değil, sevgilin de gün ışığı görmez. Beni buna mecbur etme Şebnem. Buna mecbur etme beni. Dur artık. Dur artık ve teklifimi kabul et. Teşekkür ederim. Bu açıklamayı yapmak benim için çok zor. Ama söylemek zorundayım. Hakim Bey, ben söz alabilir miyim? Bekleyin biraz. Söz sizin. Devam edin lütfen. Onur Bey. Yok. Mühim değil Sayın Hakim. Önce Şebnem Hanım'ı dinleyebilirsiniz. Sorun yok. Buyurun. Siz yönetin duruşmayı. Estağfurullah. Kusura bakmayın lütfen efendim. Ben konuşabilir miyim Hakim Bey? Arkadaşlar, biriniz konuşsun artık. Yani sizi dinliyorum.
Hakim Bey, ben kocamı seviyorum ve boşanmak istemiyorum. Emin misin kızım? Eminim, evet. Bakın, baskı altındaysanız lütfen söyleyin. Sizi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Sen tek başına yıkacaksın onları. Tek başına bu savaşa son vereceksin. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaksın. İçlerine gireceksin. En yakınlarına. Sahip oldukları her şeyi alacaksın. Tüm güçleri. Hayır, baskı altında değilim. Yani yuvamın bozulmasını istemiyorum. Çocuklarım için. En doğrusu böyle. Onur Bey, siz ne söyleyecektiniz? Ben de aynı şeyi söyleyecektim Sayın Hakim. Şebnem Hanım'ın da dediği gibi. Çocuklarımız için evliliğimize bir fırsat daha verelim istiyorum. Karımı seviyorum. Boşanmak istemiyorum. Güzel konuşma. Bravo. Ama bir şey dikkatimi çekti. Şebnem. Hiçbir şey söylemedi. Neden? Onun varlığı yeter. Güzelliği yeter. Ama ben yine de geldim. Çünkü artık siz neredeyseniz ben de oradayım. Olur Melisacığım, bizim için sorun değil. Senin için de sorun değilse eğer. Benim için sorun değil, Mesut için de sorun değil belli ki. Ahmet için de sorun değil. Çünkü siz artık nasıl bir çiftseniz... sayenizde herkesin gururu ayaklar altında. Değil mi Aydın? Çek, iyice çek bunları. Merhaba. Melisa. Ya da herkesin ayrı bir hesabı var sanırım. Varsa bir hesabınız görelim o zaman. Bir sakinlesek mi beyler? Bir uzaklaşsak? Bunu sevgili kocana söyle. İnsanlara tepeden bakmayı bayılıyor. Ha öyle mi? Peki senin gibi birine nasıl bakılırmış söylesene bana. Sen nasıl bir adamsın peki? Bana mı diyorsun? Sana diyorum lan pis herif. Melisa'yla yatıp kalkıyorsun. Hamile bırakıyorsun. Sana yok. Karımı seviyorum. Damat! Şiddet var Allah'ım. Şiddet var. Bırak beni. Tamam. Sus daha sus. Sakin. Gel. Pis herif. Gel lan buraya.
Kolay orada yumruk atmak, kolay. Gel buraya. Polis. Dağılın. Dağılın. Açılın. Dağılın. Polis. Herkes bir sakin olsun. Ay hoş geldiniz memur bey. Siz nasıl bu kadar çabuk geldiniz? Köşede mi bekliyordunuz? Sakin, çekilin. Çekilin, çekilin. Ya memur bey, aramızda küçük bir münakaşa yaşadık. Bu kadar da büyütmeye gerek yok. Onur Gümüşçü sizsiniz değil mi? Evet. Ben Mali Şube'den Başkomiser Cengiz Ünal. Hakkınızda ihbar var. Sizi gözaltına alıyorum. Ne ihbarı? Ne? Hayır, bir dakika. Ne ihbarı? Karışmayın. Hayır. Çekilin kenara. Hanımefendi lütfen. Hayır. Hanımefendi karışmayın. Lütfen kenara çekilin. O onlara çok büyük ve çok hızlı bir darbe vurmam lazım. Herkesin gözünün önünde yerle bir edeceğim onu. Nasıl? Bu Deniz bana bir dosyadan bahsetti. Bu Gümüşçü Holding'in bir ara hisseleri düştü ya, ben haber çıkardım falan. Gazeteciyle konuştum falan. Hı. Bunlar da tekrar hisseleri toparlayabilmek için borsada manipülasyon yapmışlar. Ağır bir suç. Aynen öyle. Yani bir şirket üzerinden yüklü bir hisse alımı yapmışlar. Bu kayıtlara ulaşabilirsem... Mali Şube Onur'u içeri atar. Dosyaları nasıl bulacağız? Ahmet'i boşuna o şirkete aldırmadım. Tamam. Diyelim Mali Şube geldi, Onur'u tutukladı, aldı götürdü. Daha sonra? İşte plan tam da o zaman başlıyor. Bana güven lütfen. Hanımefendi karışmayın. Lütfen. Geçin tamam. Kenara. Lütfen. Avukat var. Götürün. Götürün. Ama hanımefendi. Anne. Hanımefendi çekilin. Anne. 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 Anne tamam. Anne tamam sakin götürün. Ol. Götürün. Sakin ol. Şebnem. Onur. Onur. Şebnem. Onur. Onur. Ay. Götürüyorlar. Anne merak etme. Aysel Hanım gel. Biraz yatınca aklı başına gelir, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.